soru 1. Burada Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan Kuvayi Milliye'nin özellikleri verilmiş ve verilen bilgilerden hareketle Kuvayi Milliye ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Şimdi burada İstanbul hükümetinin işgalleri ses çıkarmaması üzerine Mustafa Kemal'in talimatıyla kurulmuş. Hayır, kendiliğinden kurulduğunu zaten burada görüyoruz arkadaşlar metin içerisinde. Dolayısıyla Mustafa Kemal tarafından kurulmamıştır. Bak, şuraya kadar doğrudur ama devamı yanlış olduğu için yanlıştır burası. Kadınlar Kuvayi Milliye'nin içerisine dahil olup bağımsızlık duygusu ile hareket etmiştir diyor sorumuzda. Tabi burada yaş cinsiyet ayrımının yapılmaması, Türk halkın 7'den 70'e vatanı korumak için mücadele etmesi kadınların da katıldığını gösterir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Düzenli ordunun kurulmasını destekleyen faaliyetlerde bulunmuşlardır. Tabi yanlıştır bu, çünkü bunlar düzenli orduya karşı ayaklanıyorlar ama keyfi uygulamalarda bulunmaları, bütün ihtiyaçların halk tarafından karşılanmaları, düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırmışlar ama desteklediklerini söyleyemeyiz. Dolayısıyla üçüncü öncümüz yanlış. Tek bir merkezden yönetmeyi farklı yerlerde faaliyet göstermişlerdir. Biz bu ifadeyi doğru olarak kabul edeceğiz. Çünkü bunlar merkeziyetçilikten uzaklar sevgili arkadaşlar. Tabi aralarında birlik yoktur. Herkes kendi bölgesini korumaya çalışmıştır ifadesi. Dördüncü öncülü doğrular. Diğer taraftan bölgesellikten uzak ulusal bağımsızlığı savunan bir düşünce yapısına sahiptir. Tam tersi olacak. Ulusal bağımsızlıktan uzak bölgesel bir bağımsızlığı savunan düşünce yapısına sahiptir. Tabi burada zaten Kuvayi Milli Birlikleri kendi bölgelerini savunuyorlar. Nerede ulaşıyoruz buna? Herkes kendi bölgesini korumaya çalışmıştır ifadesinden ulaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki sorumuzda 2 ve 4. öncülümüz doğru. 1, 3 ve 5. öncülümüz yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, yeni nesil ünite değerlendirme test 4 soru 2. Milli mücadele hazırlık döneminde alınan bazı kararlar verilmiş. Alınan bu kararların ortak özellikleri arasında açıklayan hangisi yoktur? Hristiyan azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez. Müslüman olmayan topluluklara devletin siyasi egemenliği ve sosyal dengesini bozacak ayrıcalıklar verilmeyecektir. Milli ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve mali sınırlandırma, yani kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Bu tam bağımsızlık düşüncesi, ulusal bağımsızlık hedefiyle ilgili. Ayrıca kendi devletimiz üzerinde azınlıklarla ilgili kendi haklarımızı kendimiz alacağız. Bu da egemen devlet ilkesiyle ilgilidir ama burada halkın yönetime katılması, yani milli egemenlik ilkesiyle ilgili bir durum söz konusu olmadığı için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, yeni nesil ünite değerlendirme test 4 soru 3. Buna göre Erzurum Kongresi kararları için aşağıdaki çıkanmadan hangisi yapılamaz demiş. Şimdi burada halkın tamamı Osmanlı dağılmasının halinde, Osmanlı hükümetinin dağılması halinde her türlü yabancı işgale karşı kendi birlikte savunacak ve direnecektir. Halkın tamamına vurgu yapılması topyekün mücadele mesajının verildiğini gösterir. Diğer taraftan ülke bütünlüğünün korunması amaçlanmıştır diyor. Tabi bu milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz, ülke bütünlüğüyle ilgili olduğu için C seçeneğimize doğrudur. Tam bağımsızlık ve milli irade vurgusu yapılmıştır. Burada manda ve himayenin kabul reddedilmesi tam bağımsızlıkla ilgili. Şurada milli iradeyi hakim kılmak esastır ifadesi de milli irade ile ilgili olduğu için D seçeneği de doğrudur. Azınlık hakların genişletilmesi kararlaştırılmıştır ifadesi yanlıştır. Tam tersine burada azınlık haklarına karşı çıkılmıştır şu maddeyle. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz, dördüncü test yeni nesil ünite değerlendirme kapsamında. Arkadaşlar, burada verilen bilgiler değerlendirildiğinde çıkarımlardan hangileri yapılabilir demiş sorumuzda. İzmir'in işgaline tepkiler ve Sultanahmet mitingleri verilmiş. Burada İzmir'in işgali yurt genelinde tepkiyle karşılanmış. İşgali kınayan birçok toplantı tertip edilmiş. Özellikle İstanbul'da Darülfünun'da, Kadıköy'de, Üsküdar'da, Fatih'te ve Sultanahmet'te mitingler düzenlenmiş. Bu mitingler Sultanahmet mitingleri içerik ve katılım olarak en kapsamlı olanıdır. Türk Ocağı ve Karakol Cemiyeti tarafından düzenlenen Sultanahmet mitingleri 23 Mayıs 1919, 30 Mayıs 1919, 12 Ekim 1919, 13 Ocak 1920 tarihlerinde 4 kez yapılmış. Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip adı var. Hamdullah Supi Tanrıver, Rıza Nur, Selim Sırrı Tercan, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Fahrettin Hayri Bey, Kemal Mithat Şüküfe, Nihal Boşer, Madame Jenin isimli bir Fransız gibi birçok tanınan kişi katılmış ve işgalere karşı katı halk direnişi savunan konuşmalar yapmıştır. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Halkta milli birlik duygusu uyanmaya başlamış. Evet, katılım fazla ve protesto ediyorlar. Dolayısıyla doğrudur. İşgalleri protesto etmek amacıyla memleketin farklı noktalarında
mitingler yapılmıştır. İzmir, Sultanahmet, Sultanahmet, İstanbul, İzmir farklı noktalar olduğu için ikinci öcülümüze doğrudur. Bazı yabancılar işgallere karşı tepki göstermiştir diyor. Burada şimdi işgallere karşı Madame Jenin gibi Fransız birçok tanınan kişi katılmış ifadesi biz bazı yabancıların işgallere karşı tepki gösterdiğini de ortaya çıkartacaktır. Çoğunlukla Fransız ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneği 1-2-3 olacak.